Arkadaşlar merhaba. Bugün bazlama yapıyoruz. Bazlama için 6 bardak un ve üzerine bir paket kuru maya ekleyeceğiz. Daha sonra böyle bir tatlı kaşığı kadar tuz katacağız arkadaşlar. Ve ılık suyumuzu da ilave edip yavaş yavaş yoğuruyoruz arkadaşlar. Biz Kastamonularda bu bazlamaya serme diyoruz. Ilık suyu yavaşça koyup bir güzel hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu bu şekilde yoğurduktan sonra 1-2 saat boyunca mayalandırmaya bekleyeceğiz arkadaşlar. Hamurumuz 2 saat mayalandı arkadaşlar. Bakın böyle puf puf bir maya oldu. Şimdi bu mayaladığımız hamurlarla bazlamamızı yapacağız. Böyle hamurun havasını alacağız. Ne güzel. Tekrardan böyle bir hafiften yoğuracağız. Bakın hamur ne kadar güzel kıvama gelmiş. Böyle masaya hafiften bir un dökelim arkadaşlar. Daha sonra hamurumuzdan parçalar alıp bazlamamızı yapmaya başlayalım. Böyle bir kase büyüklüğünde. Ya biraz böyle kalın olmasını istiyoruz. Elimizi una bastırıp şöyle yayman şu şekilde. Orta boyda bir bazlama yapacağız. Sahura yapılacak bir bazlama bu arkadaşlar. 4 kişiyiz. 4 kişiye yani kaç tane olur, 3 tane mi olur bilmiyorum ama her biri zaten 2 kişiyi doyuracak kadar elimizde var. Hatta bir pide büyüklüğü kadar oldu şu anda. Bu hamurdan böyle 2 tane büyüklükte bazlama yapacağız. Şimdi bir taraftan ocağın altını açtık. Gözleme tavası koyduk. Onun üzerinde yapacağız. Diğer taraftan da böyle açıyoruz ki güzel pofuduk pofuduk. Gece için, sahur için güzel bazlamalarınız olacak arkadaşlar. Tabii siz bunu isterseniz küçük boyutlarda da yapabilirsiniz. Bazlamanın tavası bu arkadaşlar. Tavanın boyutu biraz büyük olduğu için bunun kadar hani yapalım istedik. Bakın. Bu şekilde bir gözleme tavası var elimizde. Böyle bir tane koyduk. Şimdi yavaş yavaş pişmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın nasıl böyle şişmeye başladı, kabarmaya başladı. Sıcaklığı alınca maya etkileşim yapıyor. Bu şekilde de kabarıyor. Hamurumuzun, bazlamamızın diyelim hatta, arada altına bakıp sağlı sollu çeviriyoruz ki her tarafı eşit pişsin diye. Arkadaşlar bakın kamerayı yaklaştırıyorum. Göz göz kabarmaları görüyor musunuz? Bu hamurunuzun iyi mayalandığının işaretidir. İyi mayalanırsa böyle göz göz kabarıyor pişirirken. Şimdi alt üst ediyoruz. Elinle tut istersen. Evet, bakın nasıl da pişmiş. Şimdi daha da kabaracak. Bakın bazlama nasıl kabarmaya başladı. Gayet de güzel oldu arkadaşlar.
Arkadaşlar bazlamamız pişti. Servis tabağımıza aldık. Bakın bu şekilde oluyor. Bazlama bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, selametle.